birkaç soru çok böyle ünlü oldu, patladı. Sorularımızdan bir tanesi ünlü Rebecca sorusu. Kelime anlam, sözcük anlam her zaman baş belasıdır. O kelimenin anlamına takılmayın. Cümlenin anlamını resmedin. Paragrafı anladınız mı? Anladınız. Soruyu niye çözemiyorsunuz? Sizi kandırmalarına lütfen izin vermeyin. Anladığınız şeyi resmettiğinizde cevap peşinden gelecek. Merhabalar. LGS sınavında 2018-19 ve 20 dönemi 3 sınav geçirdik. Bu sene 4.sünü göreceğiz. Bu 3 sınav içerisinde birkaç soru çok böyle ünlü oldu, patladı, çözülemedi, çocukları ağlattı. O sorulardan ikisini göstermek istiyorum size. Evet, sorularımızdan bir tanesi ünlü Rebecca sorusu. Çocuklar buna Rebecca sorusu. Hocam Rebecca sorusu şimdi çıksa yine yanlış yapardım diyen bile var aralarında. Rebecca sorusunda bizim sıkıntı yaşadığımız şey şu oldu. İşte olay yorumlama, bilgi aktarma, ikna etme, kültür aktarma, bütün bunların içerisinde nasıl bir mantık var, neye istinaden bilgi aktarılıyor, ne zaman kültür aktarmaya giriyor? Çocuklar bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşadılar. Şimdi öncelikle size şunu anlatmak istiyorum. İkna etme en büyük çeldiriciydi bu soruda. İkna etmek bana ne bana ne ben böyle düşünüyorum, ben böyle düşündüğüm için bu böyle dediğinizde olmuyor maalesef. İkna etme olduğunda, metinde ikna etme olduğunda biraz daha bilimsel, biraz daha nesnel şeyler görmek istiyoruz. Biraz daha sayısal verilere yönelmesini istiyoruz, biraz daha deneylerden, gözlemlerden bahsetsin istiyoruz. Biraz daha bilimsel olsun istiyoruz, bakın bunu unutmayın. Ben böyle düşünüyorum, böyle olmadığında mutsuz oluyorum diyen, evet kendi fikrini savunuyor olabilir ve ikna olun istiyor olabilir ama bizim anladığımız ikna etmek o değil. Şimdi bakıyorum buraya. Avustralya'da yaşayan Rebecca isimli bir kadın dünyada sadece 80 kişide görülen süper otobiyografik hafızaya sahip. Rebecca, bakın dikkat edin şimdi burada bana bir bilgilendirme yapılıyor. Rebecca diye bir arkadaşımızın başından geçen bir şey. Rebecca bugüne kadar yaşadığı en önemsiz olayları bile gayet net hatırlayabiliyor. Çocukken okuduğu kitapların hemen hepsini cümlesi cümlesine ezbere anlatabiliyor vay arkadaş. Çoğu insanın gıpta edebileceği bu yetenek sonradan olumsuz bir duruma dönüşebiliyor. Yeni şeyler öğrenme konusunda zaman zaman güçlükler çeken Rebecca hatıralarıyla baş etmekte zorlanıyor. Şimdi bakın buraya kadar Avustralya'da yaşayan Rebecca ile ilgili ne yaptılar bana? Bilgi aktardılar. Doğru mu? Bununla ilgili bilgilendiniz. O zaman kültür aktarma bölümlerini yok ettim. Hemen burada araya girmek istiyorum. Peki kültür aktarma ne olur? Kültür aktarma, kültür dediğinizde işin içerisine her şey giriyor. Bize ait olan her şey giriyor. Mesela bayramda el öpmek bile kültürel bir şey. Mesela halı ve kilimlerde kullanılan renkler bile kültürel bir şey. Türk kahvesi bile kültürel bir şey. Değil mi? Onun servisi bile kültürel bir şey. Bununla ilgili bu tarz bir şey gördünüz mü? Hayır görmediniz. O zaman kültür aktarmayı eliyoruz. Kültür aktarmadan sonra geriye kalan olay yorumlama ve ikna etme var. Bakın çocuklar burada sıkıntı yaşadılar. Çünkü buradan sonra şöyle bir cümle var. Bu özel durum yeni öğrenmelere yer açan unutmanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Bakın şimdi yazar burada kendini ortaya koymuş ve demiş ki bakın unutmak ne kadar harika bir şey. Dolayısıyla öğrencilerden bir kısmı dedi ki beni ikna etmeye çalışıyor. Ama ne dedim? İkna etme dediğimiz şey öyle ben öyle düşünüyorum o yüzden öyle olduğuyla olmaz. Biraz daha bilimsel, biraz daha sayısal verilerin içerisinde olduğu bir şey olmalı. Dolayısıyla burada adam sadece kendi yorumunu kattı. Bu yüzden cevap Adana yani olay yorumlama ve geriye kalan bölüm bilgi aktarma olarak geldi. Doğrusu da buydu. Diğer sorumuz da yine 2020'nin ünlü sorusu. Herhalde sınava girecek olan herkes hatırlar. Nedir sorumuz? Burada işte iftihar sorusu olarak ünlendi bu da. Öğrencilerin yarısı iftihar sorusu mu hocam? Hocam o iftihar sorusunu ben de yapamazdım. Ya da ne var ya o soruda ben kesin yapardım yorumları var. Şimdi burada da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kelime anlam, sözcük anlam her zaman baş belasıdır. Umarım size kolayı denk gelir. Burada şuna dikkat edin lütfen. Bir kelimenin anlamı cümlenin içerisindeki haliyle
anlamlanır. Biz çok anlamlı bir diliz. O kelimenin anlamını ezbere biliyor olmanız o soruyu çözebileceğiniz anlamına gelmez. Çünkü o kelimenin bir tane anlamı yok, belki de 40 tane anlamı var. Şöyle düşünün, hava çok sıcak dediğinizdeki havayı düşünün. Bana hava mı atıyorsun dediğinizdeki havayı düşünün. Camı aç biraz hava alalım dediğindeki havayı düşünün. Biri iklim, biri ya da bakın havaya bak, uçak geçiyor dediğinizdeki havayı düşünün. Gökyüzü, iklim, işte hava, nefes aldığımız, nefes almamızı sağlayan ya da mecaz anlamda kullanılıyor. Birçok farklı anlamı var. Dolayısıyla cümlenin içerisindeki anlamını biliyor, bunu anlıyor olmanız gerekiyor. Şimdi siz Türkçe konuşan insanlar olarak aslında kelimenin cümlenin içerisindeki aldığı anlamı somutlayarak görebilirsiniz. O kelimenin anlamına takılmayın. Cümlenin anlamını resmedin. Lütfen bunu yapın. Bakın şimdi paragrafı kafamda resmettiğimde aslında kelimelerin anlamları yerine oturacak. Yazar çocukluk ve gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendisiyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmuştur. Şimdi çocuklar ne yaptılar? İftihar etmek ne demek? Gururlanmak, kıvanç duymak. Suretiyle ne demek? Aman Allah'ım hiç bilmiyorum, bu kelimeyi hiç duymadım. Dolayısıyla da bocaladılar bu soruda. Oysa yapmaları gereken şuydu, resme dikkat edin. Paragrafı anladınız mı? Anladınız. Soruyu niye çözemiyorsunuz? Kelimeye takıldığınız için soruyu çözemiyorsunuz. Madem paragrafı anladınız, ne gördünüz paragrafta? Bir tane çocukcağız var, biraz fakir büyümüş, yoksul büyümüş ve dolayısıyla da çalışmış. Bakın, ben bu noktaya geldiğimde yoksul büyümüş ama çalışmış ve her türlü engeli aşıp, bakın suretiyle kelimesinin anlamını bilmiyorum ama paragrafın anlamından her türlü engeli aşıp demek istediğini anlıyorum. Doğru mu? Her türlü engeli aşıp işte kültür hayatının kendisiyle bir şey yaptığı, iftihar ettiği, kendisiyle ne yaptığı, iftihar etmek. Bunu anlamasanız bile, tam olarak karşılığını bilmeseniz bile kendisiyle bir şey yapılıyor, alkışlıyoruz. Bunu görüyorsunuz bence paragrafın içerisinde. Şimdi bunu oturtun aşağıya şıklara. Azim, direnme gücü, kararlılık, gayret ve cesaret. Bence cesaret azimle gider. Gayret gösteriyor çocuk, çalışıyor. Kararlılık gösteriyor çocuk, çalışıyor. Direnme gücü gösteriyor çocuk, bence bu da gider. Şimdi öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bunu işaretledi. Neden? Çünkü iftihar etmek ve gururlanmayı birleştirdiler. Peki devamı ne olacak? Bence çocuklar eğer bir numaradan şunu eleselerdi, geriye kalan çok daha rahat olacaktı. Azim çalıştı. Yani kararlılık gösterdi, yani gayret gösterdi. İkisi de olabilir. Ama direnme gücü ya da cesaret olmaz. Sizi kandırmalarına lütfen izin vermeyin. Çünkü iftihar gururlanmak da olur, kıvanç duymak da olur. Onur, gurur duymak da olur. Şimdi bakıyorum, aşmak suretiyle, aşıp, aşarak demek istiyorsunuz. Şimdi bakıyorum, aşarak, aşma yoluyla ya da aşma isteğiyle, bakın aşıp dediğinizde suretiyle kelimesini pas geçerek anlama yöneldiğinizde adamın bunu başardığını anlıyorsunuz. Başardıysa o zaman bu yolla yapmış, bu yolla başarmış. Henüz istek değil bu, başarmış, aşıp geçmiş ve kıvanç duyuyoruz. Bu yüzden cevap Bursa oluyor. Bakın uzun lafın kısası şu. Kelimeye takılıp kalırsanız sözlük gibi bir beyninizin olması lazım. Benim sözlük gibi bir beynim yok. Yani öğrencilerimin de yok. Dolayısıyla lütfen oraya takılmayın. Siz cümleyi ya da paragrafı anlıyorsunuz. Anladığınız şeyi resmettiğinizde cevap peşinden gelecektir. Korkmayın, tedirgin olmayın, elinizi korkak alıştırmayın. Siz ana dilinizden sınava girdiğiniz için Fransız gibi davranmayın lütfen. Kendi dilinizden gelen soru mutlaka anlıyorsunuz. Endişe etmeden soruya yürüyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.